Artox programına hoş geldiniz. Bu bölümde dünyaca ünlü Fransız ressam Paul Cézanne'ı inceliyoruz. Dünyası sanat tarihi için çok 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 özel ve önemli bir isim. Çünkü Cézanne o tarihe kadar yapılmış tüm resimlerden daha farklı resim yapmaya başlayan sanatçıdır. Akademinin öngördüğü bütün çalışmalara, tekniklere karşı gelmiştir. Hatta o tarihte akademiye karşı gelen grup olan impresyonistler, yani ışığa önem veren, ana önem veren Monet'in kurucusu olduğu impresyonistlere de karşı gelmiştir. Onun yaptığı resim o güne kadar hiç görülmemiştir. O tekniği o güne kadar hiç kimse kullanmamıştır. O yüzden Cézanne'a modern resmin, modern sanatın babası denmiştir. Ondan sonra gelecek olan Picasso'yu ve Matisse'i derinden etkileyen sanatçıdır. Kübizmi başlatan kişidir Paul Cézanne. Cézanne Fransa'da 1839 yılında doğmuştur. İki kardeşi vardır. Ailesi eğitimli ve maddi durumları çok iyidir. Babası bankerdir. Cézanne küçükken yatılı okulda okumuş ve çok iyi bir eğitim almıştır. Ama kendini bildiği andan itibaren şiire, edebiyata ve resime önem vermiştir. Bu konularda hep denemeler, çalışmalar yapmıştır. Yüksek eğitim zamanı gelince babası onu ikna eder ve hukuk eğitimi almak için Fransa'ya gider. Çocukluk dönemini bu resimlerinden izleyebilir, takip edebiliriz. Oğlunun da bir çalışmasını, portresini yapar. İşte Paul Cézanne'ın oğlu, tek oğlu. Cézanne'ın oyunla ilgilenirler. Birbirlerinin gözlerine bakmazlar ve iletişim kurmazlar. Bir dinginlik, sessizlik ve içe kapanıklık vardır. Cézanne'ın en önemli çalışmalarından birisidir kart oyunları. Cézanne'ın bu çalışması geometrik şekillerle bunları görürüz. Hatta fırça darbeleri bile karedir, üçgendir, dikdörtgendir. Kübizme göz kırpmaktadır. Kübizmi yaratmaya başlıyor.